Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi'nin önüne koyduğu birçok iş var aslında. Yani tüm toplum nezdinde ve sanatsal alanda başımıza gelen ya da karşılaştığımız tüm antidemokratik durumlara, tüm özgürlüğü kısıtlayan ya da sansüre maruz bırakılan durumlarda Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi'nin bir rolü ve sözü olmak zorunda. Bunlara karşı bir rolü ve sözü olmak zorunda. Böyle çok telaşlı, bir an evvel ne yapabiliriz biçiminde bir yol izleyen değil. Ama aynı zamanda çok oturaklı bir biçimde, yarına ertelemeyen, yapacaklarını daha ileri atmaya çalışmayan ama sağlam da adımlar atmaya çalışan bir yol izleyecek muhakkak. Örnek veriyorum, yapabileceğimiz alternatif festivaller, örnek veriyorum bir araya gelebileceğimiz alternatif buluşmalar, örnek veriyorum gösterilememiş filmlerin gösterilebilmesi için bir zemin yaratabilmek, işte kültürü, dili yasaklanan tüm halklar nezdinde, aynı zamanda doğrudan da Kürt halkı nezdinde karşılaşılan hukuksuzluklara dair sözünü söyleyebilmek, deklarasyonunu yapabilmek, bazen en klasik yöntemleri kullanmak, bazen de mümkünse en yaratıcı yöntemleri bulabilmek için bir arayışı var Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi'nin. Bu arayışlar zaman içerisinde tartışarak, inisiyatifin kendi dinamikleri içerisinde tartılarak muhakkak açığa çıkacaktır. Dolayısıyla sansüre dair de, dil yasaklamalarına dair de, kültürel yasaklamalara dair de, sanatsal yasaklamalara dair de, toplumun bir bütünen maruz kaldığı tecride dair de muhakkak Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi'nin bir sözü olacaktır. Hali hazırda Türkiye'de tüm halklar şu anda çok bariz bir tecrit koşuluyla karşı karşıya. Yani halk olarak her birimizin birçok eylemi, birçok gündelik yaşamdaki birçok eylemi yerine getirirken çok temel kaygılarımız açığa çıkmış durumda. Bu o toplumsallaşmış, yaygınlaşmış tecrit meselesinin çok net bir karşılığıdır. Dolayısıyla bu tecrit de ancak ve ancak böyle bir dönemde cesaretli tutumlarla aşılabilir ve kırılabilir. Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi de bir cesaret unsuru olma derdinde. Umarız ki bunu da yerine getirebiliriz. Belgesel sinemanın neden, özellikle muhalif belgesel sinemanın, politik belgesel sinemanın neden ERK tarafından hedefe konulduğuna ilişkin birkaç cümle kurmak istiyorum kendi alanımda. Şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki bu sadece Türkiye'de değil tabii, dünyanın her tarafında yalan çok başat bir kimlik kazandı. Neredeyse hani adaletsizlik kadar, özgürlüklerin kısıtlanışı kadar, eşitsizlik kadar, sınıfsal farkların arasının açılması kadar ciddiyetle tartışmamız gereken bir başlık olarak ortaya çıktı yalan. Zaten yalan devlete içkin bir şeydir, bir siyasetin içine sızmış bir şeydir ama artık hakikati yok eden, dolayısıyla sözü ortadan kaldıran, müzakere alanını ortadan kaldıran, hafızayı yok etmeye çalışan bir şeye dönüştü günümüzde. Yeni bir kimlik kazandı demeye çalıştığım o. Belgesel sinemanın derdi, muhalif belgesel sinemanın derdi de hakikatle. Bir tür hakikat kazıcılığı yapılarak bir bellek oluşturuyoruz. Onu göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aslında sözü yeniden kamuya iade etmiş oluyoruz. Buna itiraz ediyorlar. Evet, buna itiraz ediyorlar. Yani bütün yapılmış muhalif belgesellerin başına hemen hemen aynı şeyler geliyor. Belgeselcilerin de başına, belgesel sinemacıların da başına hemen hemen aynı şeyler geliyor. Ama biz inatla yürüdüğümüz yolda yürümeye devam edeceğiz. Sanatın diğer dalları içinde belgesel sinema kadar belirgin olup olmadığını çok da bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü örneğin plastik sanatları çok bilmiyorum. Ama orada yaşananlara itiraz eden, bizim özgürlüğümüzü, sanatçı olarak özgürlüğümüzü ve birey olarak özgürlüğümüzü kısıtlayan bu tavra itiraz eden insanlar, yaratıcılar, sanatçılar olduğunu tabii biliyoruz. Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi biraz o çığlıkların,
ayrı ayrı plastik sanatlar alanından, tiyatro alanından, müzik alanından yükselen o çığlıkların bir araya gelmesidir. Ve sadece sanata yönelik bir şeye değil, baskıya ya da kısıtlılığa değil, ama örneğin her gün yerde görmeye alıştığımız ölü kadın bedenlerine, kadın cinayetlerine, yüksekten düşüp ölen işçi bedenlerine, yani yaşadığımız her tür baskıya, haksızlığa, eşitsizliğe yönelik bir çığlığın bir araya gelmesi meselesidir. O çığlığı büyütmeyi umuyoruz. Hocam,